Bursaspor TV ekranlarından, basın tribününden sizlere merhaba diyoruz. Biliyorsunuz basın tribününde Bursa basınının en önemli isimlerini konuk ediyoruz. Bizler için Bursaspor'u değerlendiriyorlar. İşte onları anlatmaya gerek yok. İki önemli konuğumuz var bugün. İlhan Öztat ve İsmail Kemankaş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi stüdyomuzda görmek büyük şeref. Hele böyle bir üçlü programda. Evet, güzel. Bizim için de öyle galiba İsmail. Öyle değil mi bizim için de? Kaç senedir belki ilk defa çıkıyoruz. Evet. Yani televizyonun ilk yıllarında birlikte çıkıyorduk. Aynen. Yani Bursa'ya girişin öyle diyelim. Evet. Denk geldi değil mi? Güzel oldu. Evelat'la zaten ara ara burada beraber oluyoruz. Sen de sanıyorum. Ara ara diğer hafta gidiyoruz. Öyle mi? Tek tek konuk alıyorsunuz ama ikinizi bir araya getirmek kolay bir iş değildi. Onu da başardık. Hemen girelim o zaman Bursaspor'a. Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'la berabere kaldı. Son maça bıraktı çeyrek finali. Gerçi Ertuğrul Sağlam son maçı bırakmak istemiyordu. Özellikle hani Kasımpaşa maçıyla birlikte ligin de başlayacağını göz önüne alırsak. Nasıl bir yansıma olur hocam? Şimdi kafalar hiç Sivas'ta olur mu yoksa maç bakacak tabii ki Bursaspor şimdi. Türkiye Kupası son yıllarda işte bu sene de buna dahil olarak Ziraat Türkiye Kupası adını aldı. Çok önemli bir hale geldi. Hem Avrupa'ya çıkmanın en kısa yolu klasik geçmişte olduğu gibi hem de para kazandırıyor. Ve üstelik Bursaspor fikstür çekiminde öyle bir avantaj sağladı ki düşülebilecek en iyi gruba düştü. Ve bu gruptan çok rahat çıkabileceğini hesaplamıştık biz de. Kendileri de mutlaka o hesabı yaptılar. Çünkü Süper Lig'den iki takım Sivas ve Denizli vardı grupta. İkisi de kümede kalma mücadelesi veriyor. Kafaları başka yerde. Bursaspor lig üçüncüsü olduğu için biraz daha rahat konumda, çok daha rahat konumda. Ve rahatlıkla geçeceği düşünülüyordu. Giresunspor ve Tarsus maçları zar zor da olsa puanla, üçer puanla kapatıldı. Paralar da geldi $100,000 şeklinde. Ama Denizli maçı hakikaten kritikti. Maçı kazandığı takdirde Bursaspor en azından çeyrek final biletini cebine koymuş olacaktı ve rahat olacaktı ligde. İlk maç, ikinci yarının ilk maçı için, Kasımpaşa maçı için söylüyorum bunu. Ama olmadı. Ama şunu söylemek gerekirse iyi oynamadı ama kazanmak için oynadı da belliydi. Yani oyun tarzı olarak bunu gözlemledik. Özellikle maçın son anlarına kadar maçı ikinci gol için asılmaları bunu gösteriyordu. Şimdi ne olur? Şimdi ne olur? Özetle söylersek Kasımpaşa maçının ardından nasıl bir ruh hali içinde olacaklar bilemiyoruz maçın sonucuna göre. Sivas maçı bir anlamda final niteliği taşıyacak. Sivas, Denizli ve Bursa müthiş bir mücadele içine girecekler. İlk ikide kalıp da çeyrek finale yükselebilmek için. Tabii. Şöyle 7 puan meselesi var. Üstelik Denizli'nin Tarsus deplasmanı var. Kazandığı takdirde puanı 8 oluyor. Hiç kimseye bakmadan, hiç kimseye bakmadan çeyrek finale yükseliyor. Buna karşın Sivas Spor'un tabii ki avantajı var. Beraberlik halinde yani çünkü kriterler çok değişik. İlk önce genel averaja bakılıyor. Genel averaj Sivas'ta Bursa'nın aynı. 5'e 3 artı 2. Atılan gol sayısı da yine aynı olduğu için buna da bakılmıyor. Üçüncü kriter nedir? Deplasmanda atılan gole bakılıyor. 3-0'lık bir üstünlüğü var Bursaspor'un Sivas'a karşın. Yani 3-3 beraberliğe kadar Bursaspor'un avantajı beraber biterse çok ilginç bir stat değil mi? Çok ilginç bir karmaşık bir olan yani şimdi. Yani bunlar belki kafa karıştırıyor. Çıkacaksın sahaya, atacaksın golünü. Evet, maçı kazanacaksın ve bitecek olay. Hocam aynen öyle. Aynen öyle. Yani. Ben şimdi onu diyecektim. İsmail hocam gayet güzel çeyrek finale giden yol haritasını çizdi. Yani kim ne alırsa ben bu tip şeyleri pek kafama takmıyorum. İşte İsmail hocamın son söylediği laf, o laf beni ilgilendiren. Doğru olan budur. Çıkacaksın, oynayacaksın. Denizli Spor karşısında ben açık söyleyeyim Bursa Spor'u hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim. Hocamın şu lafına da katılmıyorum ama bilmiyorum bende mi bir eksiklik, yanlışlık var. Kazanmak için oynadı diyor hocam. Turgay'ı oyundan aldı farkındaysınız. Turgay sakat mıydı? Ben onu bilemiyorum. Turgay'ı oyundan aldı. Ligi düşünerek olabilir. Ya şimdi ligi düşünerek ama o maçı da muhakkak alması gereken bir maç diye hep söylüyordu, lanse ediyordu. Şimdi o maç açısından, Ertuğrul Hoca açısından ve hepimiz açısından öyle bir havaya sokuldu ki medya, hepimiz derken medyayı kastediyorum. Yani bir özelliği olan bir karşılaşma oldu Denizli Spor maçı. Neredeyse bir final niteliğinde denir ya, hep sık sık kullanırız grubun o şeyi. Finaliydi. Yani final maçı gibiydi. İşte alırsak bitirecektik işi. Ama sen şimdi final niteliğindeki maçı böyle oynayamazsın. Final niteliğindeki maça böyle çıkamazsın. Böyle oynayamazsın.
Ve kupayı da kaçırabilirsin. Yani gruplarda takılabilirsin. Çeyrek finalde çıkamayabilirsin. Onun için Denizli yenilmeyecek bir takım değildi. Ben şimdi 90 dakikasını analiz etmek, istemiyorum ama. Ama bakın şimdi. Tars İdman Yurdu maçını izledik burada. Ben bir tek Giresun'la oynadık. İlk maçımız bizim Giresun'daydı, değil mi? Onu izleyemedim. Televizyondan da izleyemedim o karşılaşmayı. Ama Tarsus'u burada canlı izledik. İzledim. Şeyi de televizyondan izledim. Evet. Denizli maçında. Tarsus maçında da çok kötüydü Bursaspor. Yani orada da beğenmedim ben. Gol yollarında sıkıntısı var hala Bursaspor'un. Yani o Sercan'ın transfer... Bu tip maçlara konsantre olmak da kolay değil. Değil ama konsantre değil değil. Yani sen Bursaspor'un çizgisi bu sene öyle bunu başaracak bir çizgideydi Bursaspor ilk yarıda. Bu devre arası bana biraz sıkıntılı geliyor. Şu iki maçı izledikten sonra ikinci yarı için beni biraz sıkıntıya doğru itti. Yani pek ikinci yarının ilk haftalarında haftalarında ben ilk yarıdaki o derli toplu takım oyununu oynayan sonuca giden bir Bursaspor'un şeyini göremeyeceğiz gibi geliyor bana. Bir iki hafta içerisinde şimdi, daha sonra toparlanabilir mi bilmiyorum ama bu iki konuştuk. O iki maça hazırlık maçı gözüyle bakıyorum. Şimdi devre arası dedi ya. Kupa maçlarına mı? İyi bir hazırlık oldu Bursaspor için. Mı? Yani şöyle. Dedi, evet. İlhan Öztürk kim dedi? Adnan Örnek. Bence eksiklerin görülmesi açısından, hazırlık, forma girme açısından. Vedat, hazırlık maçı nasıl olur? Ne bileyim, garanti yaparsın. Kupaya hiç önem vermezsin. Oyuncu girer çıkar. Oyuncu denersin. Şu olur bu olur. Bursaspor tam kadroyla ve çatır çatır ben kupada varım dedi. Buyur. O zaman devre arası niye verilir? O soruyu yanıtlayalım. Ve o cevabın içinde Bursaspor'un son durumu ortaya çıkar. Ben bunu başka televizyonda yaptığımız programda da tartıştım. Arkadaşlarıma anlatamadım belki derdim. Ne dedin? 17 tane maç oluyor. Hadi 16 oynandı bu sene. Devre arası veriliyor değil mi? Yıllardan beri böyledir. Devre arası sadece fiziksel yorgunluğun atıldığı, aktif dinlenildiği bir ortam değil. Beyinsel yorgunluk da var. Maç en fazla beyni yoran bir unsur. Evet. Yani evet, antrenmandan çok farklı. Evet. Maç yorgunluğunun atılabilmesi için devre arası gerekiyor. Bu sene Dünya Kupası var, şu bu diye önceden planlandı. Kupa girdi. Kupa girdi. Kupa da sıradan olmaktan çıkarıldı. Para kondu buna. İşte para kazanacaksın. Tur atladın. Cazibesini kadar kaybetmişti. Onun için yeniden bir hayat vermek istediler. Yani hiç evet, kazanmadan finale aldığın zaman 2 milyon 600 bin dolarlık bir gelir elde ediyorsun. Büyük bir para. Her maç kazanıyorsun 100 bin dolar. Şimdi devre arası vererek kafalar dinleneceği yerde kupa mücadelesi içine girdin. Şimdi teknik adamlar ne yapsın? Çok yönlü bir durumda. Peki hocam, ne yapar? Takımı dinlendirecek. İyi de, hem de ikinci yarıya hazırlık yapacak. İyi de ama bir dakika. Hem de kupa mücadelesi devam edecek. Ama bunun bir de tersi var. Ne diyor? Şey, burada işi bitirelim ki lig oynarken kafamızı kupayla meşgul etmeyelim dedi. Şimdi o zaman devre arasında oynanmayacaksa bunlar yani dinlendirelim, beyinleri dinlendirelim şey de. Diyemiyorum. Hay hay, şunu diyorum ben de. O zaman lig oynarken bu sefer de deniyor ki ya bunun karı var, kışı var, zemini var, o yattı, çamura yattı, yan yattı falan bilmem ne. Ne zaman oynayacağız kupayı? Yani, yani bir hafta içerisinde iki maça da pek sıcak bakmıyorlar. Şey, ben şunu diyorum, oynanmasın demedim. Bu tür aksaklıklar, gördüğümüz eksiklikler buradan kaynaklanıyor olabilir dedim. Evet. Dikkat edersen alt liglerdeki takımlardan gruplara yükselenlerin sayısı oldukça iyiydi. İşte Konya Şekerspor, Denizli Belediyespor, Ordu Spor, Tarsus İdman Yurdu, Tokat Spor, Giresun Spor gibi takımlar ve oyuncuları. Ama çeyrek final ilk sermeleri. Tüm kamuoyu tarafından tanındı, isimleri adıyla söyleniyor. Söyleniyor. Ama şimdi onların beyin yorgunluğu ya da motivasyonuyla bir Bursa Spor ya da diğer takımlarınki bir olabilir, Beşiktaş'ınki bir olabilir mi? Olmaması onlar lazım. Zaten lig mücadelesine, Avrupa'ya kafalarını takmışlar. Hadi elenseler bile, Fenerbahçe ve Galatasaray için de söylüyorum. Ne kadar, ne ölçüde Konya Şeker ya da ne bileyim Ordu Spor maçına konsantre olabilirler? Yani bunları da hesap etmek lazım. Maçların direkt böyle sadece önüne arkasına bakmadan, unsurlara bakmadan, etkenlere bakmadan ya kötü oynadık demek de çok doğru değil. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Adnan Örnek doğru söylemiş olabilir. Hem hazırlık, hem kaybetmemeye yönelik bir motivasyon, hem de ikinci yarıyı düşünüyorsunuz. Hem de oyuncuların dinlenecek. Yani üçü bir arada nasıl olacak bu işi? İşte bu kadar oluyor. O zaman geniş kadrolar. Yani daha az yorulmuş olanlar. O zaman işte daha kaliteli kadrolar. Var mı? Girecek. Var mı? Ben bol servisini iddia ediyordum.
Hocam bonservisini koltuğun altına alan futbolcuları alıyoruz biz, transfer yapıyoruz. Ama transfer diye gösteriyoruz. Sen ne anlatıyorsun? Geniş, hangi geniş kadroya alamıyorsun? Ve Batay'ı sen kabul etmiyor musun? Mesela klas oyuncu olarak kabul ediyorsun, ediyor musun, etmiyor musun? Onlar da bonservislerinde olan yani. Ya onlardan iyisini bulmak her tabii ki de. Her bonservislerinde beceri, yani. Beceri o da çok güzel. Becerileri onların tabii. Beceri ama her zaman olmaz. Onu söylüyorum. Yani artı, sesi kastediyorsun. Artı şu anda senin Bursaspor'un kadrosu bu işlerin altından kalkacak genişlikte mi sence? Bu işlerin derken iki ya da üç cephe Avrupa'ya da mücadele edecek anlamında söylemiyorum. Ama Türkiye Ligi için Bursaspor'un bütçesine denk kulüplere göre, onların takımlarına baktığımıza göre ben tamam. De biraz kadro derinliği var diyorum. Onları formda tutabilmek önemli. İşte İbrahim'i sürekli oynatmaya çalışıyor. Kerite ile Bekir Ozan'a şans verdi. Yani kulübeyi de zinde tutmaya çalışıyor o arada. Hem dinlendirmeye çalışıyor ya onları. Ya kaptan geminin başındaki kaptan Ertuğrul Sağlam. Ben takım kaptanını... Hayır, Ertuğrul Sağlam'dan bahsediyorum. Ben buraya son gelişimde aynı şeyleri söylüyorum. Bir daha tekrarlamayayım. Yani Ertuğrul Hoca, sinekten yağ çıkarım ne denir ya. Onun gibi yani çok başarılı bir strateji uyguluyor bana göre. Elinde esasında çok ben bir daha yeniliyorum. Yani Bursa Spor'un elinde çok öyle ağam şağam kaliteli bir kadro yok. Yapmayın gözünü seveyim. Çocukları ben yermiyorum. Futbolcuları yermiyorum. Kime göre? Denizli Spor'a ve işte diğer lig Sivas Spor'a şunu. Ya biraz onlara önce ya biraz önce senin dediğin ya şimdi, hedefi kovalıyorsak şu anda zirvede kalma. Ya bunu Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre mi konuşuyorsun? İsmail Hocam bunu Ertuğrul Hoca kendi söylemedi mi Beşiktaş maçından önce? Biz burada kalmak istiyorsak bana 3 tane kaliteli oyuncu lazım demedi mi kendisi? Evet. Ya burada kalmak istiyorsak orada. Yani ilk üçün içinde kalmak istiyorsun. Ya ilk üç ya da dört neyse. Daha başka söze gerek var mı? Yok. Yani bunu en iyi bilen peki Ertuğrul Hoca. Kimsenin satılmaması karar nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim? Kimsenin satılmaması da Bursaspor için bir artı değil mi? Kimsenin satılmasını onu da şöyle diyelim isterseniz. Yani satabilseydik satacaktık. Satamadığımız için böyle bu senin sorduğun lafın arkasına gizleniyoruz. Satmak var ama şimdi. Nasıl satmak var? Şimdi yani ben satamadığım bir oyuncuyu ya var. Ben zaten zirveye oynayacaktım. Oyuncu satmıyoruz, vermiyoruz. 2 liraya satmak var. Lafları pek beni şey etmiyor. Yani tatmin etmiyor. Keşke verselerdi. Biz de başarabilseydik. Pazarlamada başarılı olabilseydik. O paraları da başkan dediği gibi verselerdi de verseydik. Ben başından beri söylüyorum. Yani Sercan satılsın diye dilimde tüy bitti. Her platformda, her yerde söylüyorum. Hatta Volkan için de aynı şeyi söylüyorum. Ama işte kaça satılsın? Yani 3 liraya satılmasın. Artık bırakın şu Sercan'ın işini. Hakikaten kapatalım. Benim yani ülserim var, bak şeyim var. Bulan şeye diyor yani ayıp. O kendiliğinden kapandı. Kapandı mı? Kapandı? İhaleden sonra. Şimdi herkesin gözü orada. Futbolcuların değerleri artacak. Yabancılar, yerliler, fiyatlar yükselecek. Alım satım durur şimdi bu sezon bitene kadar. Ancak gelecek sezondan itibaren yeni statü uygulanacak ya. Kulüplerin kasasına çok para girecek ya. Yani karşılayacak oranda girecek farklı ya. Farklı fiyat politikaları çok olacak o zaman. Yani o zaman dikkat edin, şimdi yabancı makasını açmaya çalışıyorlar. Sınırsız olsun. 6+2 yetmiyor. Ya niye? İçerideki piyasayı düşürmek için. Çünkü o parayı duyan futbolcu ve menajeri yüksek fiyatlar çekecek. O kapandı artık. Alınsın satılsın biter. Herkes önüne baksın. Şu 16 tane lig maçını oynayacak bundan sonra. Ben şeye göre yani. Belki bir sürpriz çıkabilir şeyden, Galatasaray'dan. Dur bakalım. Yani ihtiyacı var. Bu hafta içerisinde belki dışarıdan eleman bulamazlarsa tekrar bir Sercan için son bir yoklama Galatasaray'dan gelebilir. Sakatlar olduğu için Galatasaray'da. Şey yok. Baroş'la Kivul'da dönüş yok. Kivul zaman yok. Yani, yurt dışından da çok astronomik rakamlar olmazsa Sercan'a tekrar yönelebilirler. Ama ben Sercan konusunda artık hakikaten ben de konuşmak istemiyorum. Başkanım öyle de bilmiyorum. Şey geldi yani. O zaman şu Sivas maçına yani bir değinelim. Önümüzdeki hafta oynanacak Sivas Spor mücadelesi Ziraat Türkiye Kupası'nda. Zor yani. 8 futbolcu aldı Sivas Spor. İşte listesi yani. Önümde. Süleyman Keita, Nabil Taydar, Edrio Van Herden, Rahman, Ahmet, Harun ve son olarak Rennes stoperi Fransa'dan Lucien Obi. İslam Kongo konferansından asıllı, mı almış onları? Hani? Kongo asıllı Fransız oyuncu. Kongo asıllı. Tanıyor musun yani kariyerler açısından? Siz onlara bakıyorsunuz da. Tabii bunların hepsi zaten Muhsin Ertuğrul'un yakından tanıdığı Afrika isimler. Futbolunu bilmesinden kaynaklanıyor. Evet. Ben burada bir hata olacağını da zannetmiyorum, hocanın bir hata yapacağını da sanmıyorum. Yani bir anda Sivas Spor, Bursa Spor için bir kapalı kutu haline geldi mi? Bu 8 transfer. Gelmedi. Bana göre. Oynar mı olmuş da onu bilemiyorum. Bana göre gelmedi. Sivas Spor gene Sivas Spor. Trabzon deplasmanına yani, gidecek Sivas Spor, ardından Bursa Spor'la oynayacak. Yok. O maç Bursa Spor kendi kendine o maçı
daha şey zor bir hale soktu. Yani ne bileyim ben Sivas'tan şey etmezdim. Yani endişe etmezdim. Rahat geçeriz diye bakardım ama şu dediğim gibi şu Tarsus ve Denizli maçlarından sonra artık kafamda bir soru işareti oluşmaya başladı. Yoksa Sivas Spor onu almış, bunu almış. 11'ini birden değiştirse... Keşke 11'ini bizim... değiştirse. Ha, yani ayrıca bir de problemleri var bu son maçta. 4-3'e, 3-1'den 4-3'e çevirdiler galiba değil mi maçı? Evet, Giresun maçı. Orada bir kaptanlarıyla alakalı tribünlerin bir sıkıntısı olmuş. Hayrettin pazubantını çıkartıyor, pazubantını teknik direktörü fırlatıyor. Öyle bir iç sıkıntılar... Bursa Spor için ismi geçmeye başladığından sonra kadro düşük kalmış. Yani bu Sivas maçı öncesi bir şey strateji midir yoksa gerçek midir onu bilmiyorum. Bugün gazetelerde baktım. Özür dilemişse onu Hayrettin. Yani Sivas maçı hakikaten şimdi çok önem kazandı. Yani izleyenler adına. Bursa Spor belki diken üstünde olacak. Biz belki diken üstünde olacağız ama dışarıdan izleyenler adına güzel bir karşılaşma olacak gibi geliyor. Oraya geldi çünkü iş. Oraya şimdi, dayandı. Devre arası ya da hazırlık, bu kelimeler, bu kavramlar bir kenara, kupa gerçek bir kupa maçı olacak. Aynen son öyle. Son hafta olduğu için. Aynen. Kupa, gerçek kupa maçından kastım ne? Onu açıklayayım ben sana Vedat. Gerçek kupa maçlarında sürprize çok büyük yer vardır. Her şey açıktır. Çünkü bunun lig maçı değil. Yani kaybettik. İşte haftaya gideriz. Deplasmanda beklenmeyen bir puan alırız. Bunun telafisi olur diye düşünürsün ama kupada böyle bir şey yoktur. O gün varını yoğunu ortaya koyarsın. O anlık maçlık performansı kimin iyiyse, kim daha motive olduysa o maçı alır götürür. Yani biraz da ben şeye bağlıyorum. Kasımpaşa maçından sonra, Kasımpaşa'dan maçından nasıl bir sonuç ve moralle çıkacak Bursa Spor? Bu da etken olacaktır diye düşünüyorum. Karşısında. Hocam ne diyorsun Kasımpaşa maçına? Hocam oraya ikinci bölümde gelelim. Yok inan bana attı top pası. Ara mı vereceksin? Ben hemen pası ama kestim araya girdim. Peki. Bir reklam arası verelim ardından devam edelim.